Selamun aleyküm. Askerlere selam gönderdim ama niye polislere göndermedim diye yorumlarda üzgün işaretli bir yorum gördüm. Arkadaşlar niye göndermeyeyim selam ya? Polislerimize de selam olsun, askerlerimize de selam olsun. Niye benim moralimi böyle bozuyorsunuz? Bazen dilimiz sürçüyor, bazen unutabiliyoruz. Kusurumuza bakmayın. Şimdi yağ kaçağı olan bir aracımız var arkadaşlar. Yağın nereden geldiğine bakmamız lazım. Söküp inceleyeceğiz, bakacağız nerelerinde neler var. Bunu göstereceğim size. Ben Grand keçesi diye tahmin ediyorum. Bakalım ne çıkacak, ne çıkmayacak. Hep birlikte bunu görelim. Bu arada arkadaşlar video fikirleri istiyorum. Yani sizlerden yorum olarak aşağıya video fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Yani neleri merak ediyorsunuz, neleri çekelim diye. Şimdi birkaç video fikri var. Bunları yazdım fakat görselini bulamadığım için sadece söylem üzerinden bu video fikirlerini çekmem gerekecek. Söylem üzerine yani söyleşi gibi çekeceğim videoları da araştırmadan çekmek istemiyorum. Bunun için de şu an biraz yoğunum ama müsait olduğum zaman bunu araştırıp arkadaşlar o şekilde araştırarak size daha düzgün bilgi vermek istiyorum. Çünkü hani benden istediğiniz sistemi tam anlamıyla bilmiyorum. Biliyorum ama tam anlamıyla işte size anlatmak için tam anlamıyla bilmiyorum. Bunun için de araştırmam gerekiyor. Bunu araştırdıktan sonra o sistemleri de sizlerle söyleşi olarak paylaşacağım. Ama siz de benimle video fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Neyi merak ettiğiniz, merak ettiğiniz konular neyse onları yazabilirsiniz. Abi şuradan ses geliyor bu nedendir ya da buradan ses geliyor o nedendir gibi sorular da alıyorum. Bu sesleri, alt takım seslerini veya motor seslerini video ile anlamamızın imkanı yok arkadaşlar. Bunları gözle görmemiz gerekiyor. Bunlar haricinde merak ettiğiniz işte araç konularında işte şu nasıl olur, bu nasıl olur? Sizlere bırakıyorum. Alt yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Neleri görmek istiyorsunuz? Neleri merak ediyorsunuz? Hangi araçlarda neleri merak ediyorsunuz? Biz de fırsat buldukça bunları görüntülü bir şekilde size anlatalım diyorum. Hemen direkt fazla uzatmadan videoya geçelim. Bakalım Grand keçesi nasıl yağ kaçırıyor? Grand keçesi nasıl bir malzeme ve Grand keçesinin yan etkileri nelerdir? Bize nasıl bir masraf çıkartır diyorum. Hemen geçelim aracımıza bakalım neler olmuş. Bir Grand keçesi yağ kaçırma vakası. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada bir yağ damlası görüyorsunuz. Burası alt taraf. Şu Grand kasna arkadaşlar. Şarj dinamosunu falan hareket veren Grand kasna. Şimdi bunları sökeceğiz. Trigger kayışını açacağız. Şuradaki motor kulağını sökeceğiz. Ve bu yağı nereden kaçırdığına bakacağız. Benim tahminlerime göre Grand keçesi. Grand keçesi nasıl bir şey? Nerede duruyor? Onu da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Nasıl bir yağ kaçırmış? Peki bunu değiştirmezsek ya da bu yağ kaçağından dolayı araca nasıl bir etki verir? Videonun ilerleyen dakikalarında sizlere bahsedeceğim. Şimdi burayı komple bir açalım arkadaşlar. Bakalım yağ nereden geliyormuş? Ben Grand keçesi diyorum. Eksantrik keçesi de olabilir. Üst başka bir yerden de gelme ihtimali var. Tabi bunu sökmeden belli olmuyor arkadaşlar. Trigger kayışında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bir sökelim. Söktükten sonra geri kalanını hep beraber istişare ederiz diyorum. Sökmeye geçelim. Hocam şimdi buralar ya. Buralar ya. Buraları yıkayacağız. Ondan sonra motoru bu şekilde çalıştıracağız. Ve nereden yağ geldiğine bakacağız. Şimdi buraları bir temizleyelim. Net belli değil. Keçeden de geliyor olabilir. Şuradan da geliyor olabilir. Bu da çünkü bloğa bağlı. Yukarıdan aşağıya bir yağ akıntısı var. Ama net belli etmek için motoru bu şekilde çalıştırmamız lazım. Şimdi yıkayalım motoru. Ondan sonra bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraları yıkadık. Burada yağ vardı. Bir dakika dur. Alt kısmı da göstereyim sizlere. Bas kara. Şu an motoru çalıştırdık. Nereden yağ geldiğini görmek için.
şunu bir kapatsana. Şimdi arkadaşlar biz Grand keçesi diye söktük. Grand keçesinden yağ geliyor diye söktük ama işin aslı o değil. Yağ gelen yeri göstereyim size. Hemen şöyle bakıyoruz ve silindir kapağın contasının kenarından yağ aktığını gördük. Bu yağ buradan aşağıya iniyor. Gördüğünüz üzere. Bunun için bu aracın silindir kapağı sökülecek. Gördüğünüz gibi yağ buradan akıyor ve kayışa geliyor. Bu yağı inanılmaz derecede var. Bir de bu arabada şöyle bir sorun vardı. Su deposunun içerisi yağ doluydu. Biz bu yağın nereden geldiğini de çözemedik. Bu araç benzinli bu arada. 1.4 motora sahip. Yağ soğutucusu yok. Normal şartlarda yağ soğutucusu dizel motorlarda var ve yağ soğutucusu patladığı zaman suyun içerisine yağ veriyor ama bu araçta o yok. Merak etmiştim için aslı. Şimdi her şey ortaya çıktı. Yani sildir kapak contasından aşağıya doğru şu şekilde akıtıyor gördüğünüz gibi. Bir kan sızıntısı gibi bir şey var. Bunun için sildir kapağı sökülecek. Yani Grand keçesi dedik ama Grand keçesi çıkabilir dedik. Bu çünkü kapağın içerisinden bu şekilde gelip buradan aşağıya doğru damlıyordu. Bu şekilde gördüğünüz gibi yağın aktığı yer. Şimdi bunun için silindir kapağı sökülüp silindir kapak contası değişecek arkadaşlar. Peki bu araç bu şekilde çalışsa ne olur? Bu gördüğünüz trigger, tabi siz bunu dışarıda bu şekilde çalıştırmayın. Bunun atma gibi bir problemi olabilir. Kara aracı istabet. Şu an kayış yalpa yapıyor. Bu şekilde bu kayış eğer yağın içerisinde çalışmaya devam ederse kayış özelliğini kaybedecektir ve atacaktır, kopacaktır. Bu tür problemler yaratacaktır. Diyorum başka. Özelliğini yitirecektir. Yani plastik yağın içerisinde çalışmaz arkadaşlar. Bu da benim başıma pek sık gelen bir problem değil. Şu an sizlerle birlikte ilk defa benim başıma da böyle bir silindir kapak conta vakası geldi. Gördüğünüz gibi yağ buradan aşağı yapıyormuş meğerse. Yani normalde biz burayı sökecektik. Burayı söküp arkadaşlar içerisindeki keçeyi değiştirecektik. Grand keçesini değiştirecektik ama durum vahim çıktı. Şöyle göstereyim sizlere. Durum buradan çıktı. Silindir kapak contası gidik. Bu keçeyi değiştirseydik arkadaşlar daha düşük maliyette kurtaracaktık ama şimdi silindir kapağını mecburen sökmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Durum bu. Eğer bu silindir kapağını sökersem, onay alırsam, işte silindir kapağını söktükten sonra contasının nasıl bir hal aldığını sizlere göstereceğim. Nasıl bir işlem yaptık? İşlemden sonraki durumlar nedir, ne değildir? Eğer bu aracı onay alıp yaparsam size göstereceğim. Eksantrik Grand keçesi diye söktük trigger kısmını ama Grand keçesi çıkmadı. Durum vahim çıktı. Biraz daha işimiz var bu araçta diyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi, altına görüşlerinizi yorum olarak iliştirmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu tür durumlarda da Grand keçeniz kaçırıyorsa arkadaşlar kesinlikle bunu sonra değiştirme bırakmayın. Biraz terletme vardır. Bu arabada çok bir yağ kaçağı var ama biraz terletme vardır. Ya da sizinkinde az bir şey kaçırıyordur. Ama bu az kaçıran şey az diye bunu yani keçeyi değiştirmeyi unutmayın. Ya da yağ kaçaklarını gidermeyi unutmayın. Aksi takdirde dediğim gibi kayışı bozar. Ve bu kayışta bu aracın can damarı. Grand'la üst eksantriğin pozisyonunu ayarlayan can damarı. Bunun bir diş atlaması, iki diş atlaması kimi araçlara göre swap eğdirebiliyor. O yüzden şakaya gelmeyecek bir kayıştır arkadaşlar. Zamanı geldiğinde de değişmesi gereken bir kayıştır. Biz de yağ kaçağı diye söktük. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Umarım fazla daha bir şey çıkmaz. Yani silindir kapağını sökeriz. Daha bir problem çıkmaz. İnşallah silindir kapağı blok falan çatlak değildir diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de kanala abone olup ailemizi genişletmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.